Selam dostlar, ailemin, ailenizin en reşit kanalına hoş geldiniz. Şu an etrafım boş, maskeyi çıkardım. Benim şu an YouTube kanalım hala açılmadı malum. Hala kapalı ama ben bir yandan da yaşıyorum, bir yandan bir şeyler yapıyorum. Bu sırada da videolar çekmek istiyorum. Bugün Hong Kong'da bir Türk abimiz beni iftara davet etti. Daha doğrusu tam nereye davet edildiğimi ben de bilmiyorum, nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Hong Kong'da ilk defa gittim bir adrese iftara gidiyorum. Burada yaşayan Türkler ve Konsolos Bey sanırım gelecekmiş. Sen de gelirmesin diye beni davet ettiler. Tabii ki ben uçak aşağı gelirim dedim. Şimdi oraya gidiyorum. Nasıl bir gün geçireceğim? Nereye gidiyorum? Bakalım yurt dışında Türkler nasıl bir araya gelip iftar yapacaklar? Onu göreceğim. Siz de görmüş olacaksınız. İnşallah bu video YouTube kanalım bir anda bir an önce açılır da Ramazan çıkmadan önce yayınlarım. Siz de demezseniz ki abi Ramazan geçeli 2 ay oldu, sen bu videoyu daha yeni atıyorsun. İnşallah açılır. Hadi bakalım, ben şimdi bir otobüs varmış, onu arıyorum. Şimdi beni davet eden abi dedi ki bir tane yeşil otobüs var Mehmet dedi. İşte metrodan çık direkt karşına göreceksin, sadece zaten bir tane var dedi ama ben geldim bir sürü otobüs minibüs var burada. Ha, sorry. How can I go Ma Wan? Okay. Abi böyle böyle dedi. Evet. Otobüsü bulduk, şimdi gidiyorum. Ben Hong Kong'da hiç böyle yerlere gelmemiştim, görmemiştim. Şöyle kocaman ne güzel bir köprü varmış, öyle ben ilk defa görüyorum ya. Bilmiyorum, kamerada ışık patlıyor gibi ama siz de görebiliyor musunuz? Bayağı bir büyük bir köprü var burada. O büyük dediğim köprü hemen burada. Hemen yanında bir tane daha koskocaman köprü yapmışlar. Şu anda onun üstündeyiz. Bu köprü de şeye benziyor zaten. Bizim Boğaz Köprüsü'nün aynısına benziyor. Hong Kong'da ilk defa böyle uzun bir yolculuk yapıyorum. Hep metroda gittiğimiz için böyle bir manzaradan haberim yoktu. Denizin ortasındaki dumanı görebiliyor musunuz? Ya gemi yanıyor ya da gemi inanılmaz bir şekilde pis bir duman atıyor. Yüzlerce metre etrafı geminin duman altında. Yani yanıyor desem hiç müdahaleye giden bir ekip falan göremiyorum. Muhtemelen duman altında. Yani pisliyor. Bakın ben şuralarda kalıyorum. Bu karşıda gördüğünüz bir sürü gökdelen var ya. Muhtemelen oradayım. Hatta şuradaki gördüğünüz en uzun binada o şey. Dünyanın en büyük binaları arasında. Galiba şu 12. sırada. Batman'in atladığı gökdelen. Yani orası şey, Central bölgesi. Çok güzelleşti ya. Valla günlerdir hep oradaydım, böyle binaların gökdelenlerin içinde canım sıkılmıştı. Abi sen Allah razı olsun. Tanımıyorum ama davet ettiğin için teşekkür ederim. Biraz içim açıldı. Abi böyle bir yere geldik ama burada abi beni Türk restorantına davet etti diyebiliyorum ki öyle yani, Türk restorantına davet etti de burada inci yok, cin yok yani burada. Türk restorantının burada ne işi var şu an, çok şaşırdım ya. Bayağı değişik bir yere geldim böyle. Böyle Sarıyer'in arkaları gibi, böyle Emirgan Memirgan gibi burası. Aşağısı da ikinci köprü. İnşallah doğru gidiyoruzdur yani, emin olamadım şu an. Hayda, Galata Kulesi mi o ya? Evet, bu benzettiğim yer Türk restorantıymış. Bu yakınına gelmedim, görmedim. Kumpir zaten yazıyor 58 Hong Kong dolarına. Abiyle tanıştık şimdi içeride, adı Boran. Ben de şurada ikiliyordum ya, acaba nereye gitsem derken abi lan gel dedi, nereye arıyorsun? Doğru ya, baksanıza arabayı da şimdi fark ettim. Yani ben Türk'üm diye bağırıyor restoran, ben niye görmedim ya? Haritada daha uzakta gösteriyordu da sonradan yaklaştı. Boran abi. Ha, korona selamı. Boran abi sağ olsun, burada Türk restoranları varmış. Şu an burayı işletiyor, beni de iftara davet etti. Akşam başlıkları da var mı? Var var. Büyükelçimiz var. Oo, büyükelçiyle de tanışacağız. Evet. Sonra iş adamları var. Güzel. Var oğlu var yani. İyi. Herkes davetli. Evet, ama bir gelen olursa gelir, gelen olmazsa yapacak bir şey yok. Tamam. Burası da nezih bir sen, şimdi bu semti dolanacağız abiyle. Evet. Turgay mı oluyorum ben? Turgay. Tamam. Teşekkür ederim. Tropikal meyveler.
Vay be. Resmen şu an Myanmar'da ya da ne bileyim Tayland'da, Laos'ta bir köyü geziyorum gibi ama şu an Hong Kong'dayız. Resmen orada gölet var ya. Gece kondu var Hong Kong'da. Buran abi sağ olsun gel seni gezdireyim dedi. Hep sıkılıyoruz şeye. O caddenin içerisine. Sorma abi. Buralarda böyle daha güzel gezilecek yerler var biliyor musun? Ben şu an Hong Kong'da yani böyle bir yer olduğunu hiç... Yani tamam bazen dağlık taşlık ormanlar vardı ama muz ağacı var abi resmen. Alanya'nın yerine geldi. Ben artık 14 yıldır yurt dışında olduğum için çoğu şeyleri karıştırıyorum yok, söylerken. Yok zaten konuş. Yok. Yurt dışında olduğum için zaten hep yurt dışında yaşayan Türklere çok rast geliyorum ve normal. Konuşmaları falan böyle zaten. Kelimeleri tam çıkartamıyorlar falan. Bak bu evler artık boş. Aynen hem burası terk edilmiş şehir olmuş abi. Hı. Neden şu an burası orada, böyle? Orada bir şey yazıyor. Şu an burada bir hastalık falan mı oldu abi? Burası niye böyle? Yok bura şey. Tayfun zamanında sular buraya çok yükseliyormuş. Aa. O zaman ondan sonra bir de bu sardan dolayı. Sar zamanında başlamışlar. Ama o zamanlar yeni binalar da yapılıyormuş. Anladım. Hı, anladım. Ama İnsanlar işte yine de. Burada zaten tayfun her sene aynı şekilde etkili değil mi abi? Abi su 10 metreye kadar yükseliyor. Vay. Bu yani zaten... bazı yerlerde 10 metre bazı yerlerde 6-7 metre. Anladın? Zaten şu an hemen şu arkası deniz burada. Evet evet. Burada 2 metre bile yükselse bu evler su altında kalır. Vay be Hong Kong'da terk edilmiş şey. Hong Kong'da da balık tutma kültürü çok abi ya. Her sahilde var balık tutan. Abiler de koronadan buraya kaçmış. Vay be abi ne güzel yere geldik vallahi. Teşekkür ederim. Buradaki balıkları göstereyim size abi birkaç tane tutmuş. Şuna bakın ya dikenli mikenli. Yengeç filan. Küçük bir dememiş bütün hepsini almış atmış içine. Aha yengeç yakaladık. Aa, adamın ayağını nasıl tuttu? Sen değil ya. Pong. Oo bırak. Pong. Bo lit. Şimdi yan koya geçmeye çalışıyoruz. Yani çok ilginç ve çok enteresan gerçekten bir yere geldik. Bakın Nuh'un gemisiymiş bu. Girişte de gördüm baktım şu arkadan girişi var. Şu an iftar saatine az kaldığı için giremeyeceğim. Size daha sonra burayı bir vlog olarak yapacağım. Daha sonra size o terk edilmiş şehri de yapacağım. Oradaki terk edilmiş evleri falan gireceğiz. Nuh'un gemisini yapmışlar. Her hayvandan işte birer ikişer tane de binerken çıkarken görüntüler var. Şu an burada şey yapmışlar. Nuh'un gemisindeki hayvanların tufandan sonra karaya çıkışını resmetmişler. İlginç bir yer. Gerçekten Hong Kong'da böyle bir yerin varlığından haberim yoktu. Böyle kafa dinlemeye gelirim ben şöyle çadır kurarım. İki gün yatarım. Şimdi bir iki yer daha abi gösterecek. Ondan sonra yavaştan restoranta döneceğiz. İster için hazırlıklara başlayacağız. Zaten 1,5 saat kaldı. Şimdi restorana geldi de iftar hazırlıklara başlıyor. Sizi hazır boşken restoranta gezdirin. Böyle Hong Kong'da zaten büyük yerler yok. Böyle ufak bir yer var. Ama İstanbul lokumu. O 450 gram lokum 108 Hong Kong doları yapıyor. TL'de yok. 1 Hong Kong doları da 90 kuruş falan yapıyor. Yani neredeyse 100 TL şu lokum. Bu da abimizin kızı. Adı Aslı'ya 10 yaşında, 11 yaşındaymış. Doğuş yeşil çay var. Bu buranın zaten. Burada bizde bir şey var mı bakıyorum. Yok. Abi zamanında 3-4 tane restoranta varmış. Burada bayağı popülermiş. Televizyonlara falan çıkıyormuş ama sonra son bir senedir işler kötü. Sırma. Bunu bir Türkiye'de bile her zaman bulamıyordum ya narlı sodayı. Abi bir de burada közde kahve yapıyormuş. Akşam iftarda o da var. Kumda kahve. Hayır pardon közde kahve dedim. Kumda kahve. Böyle butik ufak bir yer.
Sevdim abi ya, sevimli bir yer. Zaten Hong Kong'da Türklere ait kafe pek görmedim. Restoran yok, var ya. Restoran yapıyor. Selam. Aleyküm selam. Abi arkadaş şu nereli? Bu öğretmen. Yok bir an Türkiye benzetemedin de ama sonra Türkçe konuştu. Kazak mıdır, Kırgız mıdır, nedir? Ha. Şimdi geldiğinde sohbet edersin. Bizim gibi şey değil yani, Antepli çorbunu falan değil. He? Bizim gibi Antepli çorumlu falan değil yani. He. Bu öğretmen burada. Kendisi şimdi okullar koronavirüsten dolayı tamam. Şey ya, tatil ya. O yüzden ne yapayım bilmiyorum ben işte. Hocam ne kadar ki ya, çalışıyorum ben, az önce işten geliyorum. Sen beni mi dinliyorsun? Yani o kadar işin gücün var. Ne? Sınav mı hazırlıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocuklar online dersler veriyoruz ya. Ha, ha doğru. Evet. Ya bırak evde yatayım, yatayım evden dersleri. Ben okula gidiyorum, buraya gidiyorum. Hey. İsim neydi hocam? İsim neydi hocam? Sorry. İhnur. İhnur. Evet. Türk müsünüz? Evet Türk'üm. Siz? Ben Tatar'ım. Tatar. İşte bu arada ben YouTuber'ım, vlog çekiyorum ama siz de görüntüyü alsam rahatsız olur musunuz? Yok ya. Tamam. Teşekkür ederim. Ya bura varken bura vardı zaten. Aa, ben koronaya hazır, koronaya ve şeye, protestoya hazırlıklı davrandım. Öyle mi? Buraya korona da gelmez, protesto da gelmez abi. İki adım önden gidiyorum ben. Siz Tatar derken hangi ülke? Rusya ya hocam. Rusya'nın şeyde Rusya'nın güneyindeki o özel bölge mi? Ya özel bölge evet. Bu arada isminizin Türkiye'deki manasını biliyor musunuz? Biliyorum İlnur. İl yani il el evet. İllet demek nur biliyorum zaten Türk İl nur ben ilk nur anladım. Yo ilk nur hocam bayanların. Bayanların ismi ya. Pardon özür dilerim ben de ilk nur anladım hani biraz Türkçeniz değişik ya acaba. Evet. İl nur ilginç nurlu şehir gibi bir şey yani. Evet. This from no. Kenya. This Kenya. Yes. This Ethiopia. Excellent for coffee. Yes. Excellent coffee. Güzel. Good. Bu arkadaş da şey, bizim Türk abinin yanına gelip böyle hobi olarak takılıyormuş. Merhaba, hoş geldiniz. Bu Kenya kahvesi. Bunu anlayamadım. Aa, bu da Burundi. Bu ülkelerin kahvelerini ilk defa duydum. Yani meşhurmuş ki demek ki burada. Zaten küçük bir yerde böyle bir 8-10 kişi kadar olduk. Allah'ım çorba. Mercimek çorbası ama krema koymuş çok güzel olmuş. Günlerdir Hint yemeği yiyordum abi. Mercimek çorba olsa diyordum da. Bu cevizli omlet geldi. Bu beyefendi de Konsolos Bey. Biraz muhabbet ettik. O çok ilgili ve sevimli bir adam. Eskiden konsolosları sevmezdim ama artık yok. Fikrim değişti. Özellikle bu beyefendi de çok iyi niyetli bir adam belli. Abi şimdi mideyi düşünme zaten. Arkadaşlar su isteyen buradan kendisi ekleyebilir. Abi sen suya ne koymuşsun abi, ya çok tadı güzel. Abi 7 yıldızlı otel statüsünde dedim ya. Zemzem suyu. Nane yaprağını şey yapacağım. Nane ve limon. Ha limon da var tamam evet. Şimdi oldu. Hatta nanemiz bahçemizden bak. Görüyorsun değil mi? Çok iyi ya. Süpersin. Şimdi sen şu andaki hareket başlamıştır değil mi? Yeni başlıyor. Abi siz de restorancı mısınız? Yanlış mı biliyorum? Sahip çıkan olmazsa ben öyle gidiyorum ama ben geçen yıl size tanışmıştım abi. Yolda ben sana denk geldim. Nerede? Timşem şurada galiba. Olabilir. Siz bir Türk abiyle şey yapıyordunuz. Tarihi bir tartışma yapıyordunuz. Belki hatırlarsın anlatsam. Bir Türk abiyle tarih tartışıyordunuz. Ben hemen oraya girdim. Bir an dedim ki abi burada mı memleket kurtarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Bu ne inanmıyorum. Olabilir. Yani, size tanışmıştım ben sizi hatırladım. Eskişehir'de değil mi? 8-10 ay olmuş. Siz?
geziyorum abi. 14, ben 16 aydır yoldayım. YouTuber mı şu an? YouTube'da video çekiyorum. Geçen Şamşuba'da, değil mi? Şamşuba çekiyordun. Evet, evet, Şamşuba çektim abi. İşte bir dükkan işi, işlerimi görüyorum. Vallahi dünya size gidiyor, değil mi? Teşekkür ederim. Yemin ediyorum. Dert yok, tasa yok. Gidene kamera gelsin. Yok ama yarar olsun. Ben taklit ettim bunları. Yani Bangladeş'e falan. Nefis olmuş, aldım bak. Şimdi bu havuç salatası muhteşem. Abi köfte yapmış, kocaman tavuk getirdi önüme ama yemem imkansız. Yine de zorla koydu önüme. Abi şu an közde Türk kahvesi yapıyoruz ya Hong Kong'da. Türkiye dışında ilk defa gördüm varsa bile. Çok güzel koktu. Ama ben Türk kahvesi sevmiyorum. Ben Türk kahvesi değil, kahve sevmiyorum. Ben kahve değil, sıcak içecek sevmiyorum. Aa, ben yemedim. Bütün tavuk duruyor. Neyse, sahurluk yemeğimiz çıktı. Bunu paket yaparız şimdi. Ben mantı var dediler, şaka yapıyorlar sandım. Harbiden... Dur yap, nasıl kardeşim? Ha ben de. İftar açıyoruz abi ister. Selam aleyküm abi. Ya bence de iyi abi, siz nasılsınız? Abi bunu Oğuzhan verdi. Oğuzhan eski kamerası. Ama GoPro parası biriktirdim abi. İnşallah alacağım. Abi onlara şey gelecek. Abi Japonya ya da Endonezya ne zaman kapıları açarsa o zaman gideceğim. Bak ya, kardeşimizi bulduk yani. Sen de gönderdin, ben buldum bak. Sağ ol abi, teşekkür ederim, beni düşünmüşsün, abiye yazmışsın, Allah razı olsun. Valla muhabbetlere daldık, çok video çekemedim. Şimdi bir vedalaşma vakti. Sizi şimdi bir feribota bindireceğim. Yenge, thank you, teşekkür ederim. Yeah. Yes, yes, thank you. Abi siz kalıyorsunuz galiba. Memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi teşekkür ederim. Memnun oldum. Kendinize bakın. Abi teşekkürler. Geçmiş olsun. Abi Allah'a emanet. Uğrayacağım. Tamamdır abi. Bu akşam mı? Bu akşam gel. Tamam abi. Haber verirsin. Tamam abi. Allah'a emanet. Sağ olsun. Bu en son konuştuğumuz abi de şeymiş. Restorancıymış. Hatta buradaki şu an bu akşamki çoğu abi restorancıydı. O da dedi ki Mehmet bana da lütfen sahur, iftar her zaman gel diyor. Şu an neredeyse Hong Kong'daki bütün restoranları falan tanıdım. Evim var burada bir sürü ya. Herkes eve de çağırıyor. Hani otel parası verme gel falan diyenler de var. Allah razı olsun sizden, ne bileyim. Ha, baksanıza resmen ya, İstanbul. Şimdi iftar biraz hızlı geçti. Çok da bir şey gösteremedim. Hani 8-10 kişi vardı ki herkes de muhabbet filan derken çok görüntü açmak istemedim. Hani anın tadını kaçırmamak için. Şimdi biz Consolius Bay ve bir tane başka bir restorancı abiyle şey yapacağız. Feribotla döneceğiz. Diğer abiler biraz daha oturacak. Onlar başka ulaşım aracıyla dönecekler. Size de bu sahilde göstereyim dedim. Ortaköy'e inmiş gibi olduk. Evet, bize fotoğraflar atarsan sevinirim. Zaten 1-2 tane bir fotoğraf var. Ama gönderirim. Tamam. Hakkın helal abi. Ben sana geleceğim bir daha. Konsolos ve bir tane daha bile gidiyoruz. Evet, iftar programı bitti. Şu an Hong Kong'un o gökdelenlerin olduğu, yani benim hostelimin olduğu, işte gidip incik boncuk sattım. Benim hostelimin olduğu yere gidiyoruz. Bütün yolu feribotla geldik. Konsolos Bey ve bir tane burada Türk restoran sahibi abiyle geldik. Güzel muhabbet ettik. Konsolos Bey çok İyiydi gerçekten. Bazı biliyorsunuz, bazen videolarımı baştan sona izleyenler, bazı ülkelerde konsolosluklar bize karşı, yani gezginlere karşı biraz antipatik olabiliyorlar ama buradaki konsolos beyimiz daha ihtiyacım olmadan kendisi yardım tekliflerinde bulundu sağ olsun. Hong Kong'da yani güzel bir konsolosluğumuz var, ziyaret edebilirsiniz. Şu an Central'dan, Hong Kong'un Central bölgesinden adadan şeye geçiyoruz, Kowloon bölgesine. Yani Tsim Sha Tsui diye bir bölgede kalıyorum ben. Orada Hintlilerin bir koloni kurduğu bir bina var. Orada ucuza kalıyoruz. Böyle bir göstereyim size Hong Kong Boğazı'nı istedim. Bir de diğer taraftan görelim.
Feribot güzel değil mi ya? Bizim Boğaz'ın eski feribotu. Fıstık gibi. Manzara da mükemmel ya. Bir de Boğaz havasal olan dedik, feribota bindim. Geçen seneden takip edenler vardır. Akşamları 8'de buraya gelip ışık gösterisi izliyorduk. Belki birkaç gün sonra yine gelir burada ışık gösterisi izletirim size. Bu video da buraya kadardı. Bu akşam da sahura buradaki bir abi davet etti, restorancı yine. Ve bana yakın bir yerde. Allah'a şükür bugün de yeni insanlar tanıdık, güzel insanlar tanıdık. Başıma şanssız şeyler çok gelir ama önüme hep de güzel insanlar çıkıyor. Hiç kötü insan denk gelmedi neredeyse yolculuk boyunca. Bu yönden şanslıyım. Bu bölümde böyle oldu. Ekstrem bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.